Merhaba arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir süredir Bannerlord oyunu yani bölüm gelmiyordu. Bunun birkaç tane farklı sebebi var. En büyük sebebim aslında oyunun bir türlü optimizasyon ayarını yapamadım. Yani sürekli bir kasma, donma sürekli oldu. Yani bölüm çektim aslında Bannerlord'la. Ama niyeyse sürekli bir kasma donma yaşıyorum. Yani bölüm çektikten sonra bir tekrar editlerken bakıyorum. Ya benim kameram donuyor, ya oyun donuyor, kesik kesik ilerliyor vesaire. Ya işlemciyi de değiştirdim açık konuşmak gerekirse bilgisayarda. Yani anakart falan da değişti. Ne yapalım bilmiyorum. Artık değişecek bir şey kalmadı makinede. Yani zaten serinin en başında gösterdiğim gibi bir 12 GB'lık şu an şey var bilgisayarda. 3060 ekran kartı var. RTX 3060 ekran kartı olmasına rağmen bu bilgisayarda. Şu an Ryzen 9 işlemcisi var aynı zamanda. Ama yine de bir kasma donma yapıyor. Bilmiyorum artık çözebilir miyiz? Bu bölüm tekrardan bir deneyeceğim. Zaten kayıt dosyasında da sanırım sıkıntı olmuş. Yüklerken yani kayıt dosyasını bir iki ufak tefek sorular sordu. Bir şeyler oldu ama nereden kaldı devam ediyor bilmiyorum şu an. Sıkıntı yoktur diye tahmin ederek başlayalım. Artık ne kadar ilerleyebilirim bilmiyorum. Yani yine donma kasma olursa artık seriyi sonlandırırız diye tahmin ediyorum. Ufak tefek belki bir şeyler yayınlamaya çalışırım ama neyse şu an için bir devam edelim bakalım nereye gidiyorsun. Ya bu oyunda açık konuşmak gerekirse bir optimizasyon sorunumuz var. Burada kalmamıza gerek yok. Ha bir saniye, bu bize önceki bölümde şey diyordu. Batı İmparatorluğundan bir ulak geldi. Günde 1180 haraç vermeyi kabul edersen barış yapmayı teklif ediyorlar. Ben mi haraç vereceğim? Barış yap kararını kesinleştirmek istiyoruz kısa. Oo, herkes zaten vermiş. Ben çekimserim diyeceğim. Nüfus kaybetmek istemiyorum şu an. Zaten nüfusumuz iyice 65'e düşmüş. Tamam. Ne abi? Kuzey'den bir ulak geldi. Günde 700 haraç vermeyi kabul edersen barış yapmayı teklif ediyor. Tamam demeyeceğim. Yine geç abi. Şu an benim köyü yağmalıyorlar. Şu an ha, ordudayız. Kuşatma kampı kuruluyor. Bir bakalım. Ne ya abi, herkesle barış yapıyoruz. Hani savaştaydık ya. Nasıl oldu anlamadım ama ben herkesle sanırım barış yaptım. Kuzeyitler hariç. Tamam. Bunu kapat abi. Tamam. Devam et. Şu an elimde asker de yok. Kalan bir iki tane kalem vardı. Kalelerin hepsinde zaten Kuzeyitler şu an alıyor. Aha. Hadi saldıralım. Bir savaş sahnesi görelim bari. Planımız piyadelerimizin etrafından tam güçle saldırmak. Tamam. Burada ben de okçuyum. Bakalım abi. Umarım savaş sahnesinde donmaz.
Abi. Bir saniye. Hadi bir. Oo. Bunların okçuları fenaydı değil mi? Deval gitti. Abi ben hala. Komutan ya abi. Gel. Vuramadım. Abi benim adam akıllı bir silah bulmam lazım. Gel. Atma vurma lan. Atma vurma. Güzel. Abi ben vuruyorum ölmüyorlar ya. Benim silah şu an... Aha biri geçti. Güzel. Benim şu an silah biraz güçsüz kaldı tabii Kuzey Etin savaşçılarına göre. Güzel. Yok, onunla vurma bak. O kötü, o acıtıyor. Onunla vurma. Yok öyle bir şey. Abi ama siz de tek tek gel. Hadi git. Hücum, nereye hücum? Zaten hücumda değil miyiz? Hücum, damadım. Ekranda bir kırılma hissediyorum. Dalgalanma oluyor bazen. Lan hayır çık burada. Yanlış girdim var ya. Tamam dur. Şu dışarıda işleri halletmeye çalışalım. Lan vuramıyorum. Bak üzerine saldırılara çalışmam lazım benim anlaşıldı. Abi çok sevdiğim bir oyun ve ben oynayamıyorum. Yani oyunu beceremediğim anlamında değil. Yani donanımsal neyse bir sıkıntı yaşıyorum ya. Sürekli bir kasma, donma. Bir tek bende mi oluyor onu da anlamış değilim yani. Bir sıkıntı var ama çözemedim bir türlü. Abi ben nasıl vuramıyorum bunlara? Vuramıyorum, vallahi vuramıyorum. Abi o gülüyor, ben niye vuramıyorum? Ama hiçe biri olmaz. Lan! Güzel. Gel abi. Tek gelin. Hadi oradan. Güzel. 90 hasar yedim. Öl artık be. Dur. Tıklamayı da aşayan kim? Sancağı da aşayan. Hadi oradan. Vuramıyorum. Yok, onunla vurma, o acıtıyor bak. Olmaz. Bu arada canım ciddi anlamda azaldı. Her yerinde ok var, Ulubat'ta Hasan misali gidiyorum. Abi yok, vuramıyorum ben ya. Abi ne oluyor? Herkes bana mı ateş ediyor? Ne yapıyor? Hadi oradan. Yok ben kaçıyorum abi. Ölmemem lazım. Güzel karşıladı. Yalan yok. Bizim adamlarımız nerede? Lan nasıl? Karşılama güzel. Şu ana kadar bir kasma donma oldu mu bilmiyorum açıkçası da. Oy. Güzel bir okladı. Yalan yok. Tek gelin. Biri gitti. O da gitti. Güzel. Bu savaşı kaybederiz muhtemelen ama. Neredesin lan? Benim elime bir
Mızrak bulmam lazım. Kargıya ben. Güzel. Tamam, piyadeler halleder. Siz halledersiniz abi. Bu koçu vuruyor bak. O silahı bana ver. Lan öyle bir hale gelmiş oldu bakla Hasan gibi. Her yerinde ok var. İndirdiniz mi lan? Dur lan, dur, dur. Onu almam lazım. Yani. Dur abi, dur. Dur. Hadi bak. Gel buraya. Yok lan, o bizim adamdır. Ne deriz? Gel, gel, gel. Kaçma, gel. Hadi ya. Güzel. Sıradaki. Güzel. Tamam, indirin onu. Buraya gel, gel. Kaçma, gel. Gel. Kaha da. Bu arada bu soylu muymuş? Soylunun birini öldürdüm sanırım. Başka? Tamam abi. Benim bu silahı bulmam lazım. Canımız ciddi anlamda tükeniyor. Abi toplamaları lazım. Bizim ekibin toplanması lazım. Vuramadım. Güzel. Başka. Hadi ya. Abi iki orada bir orada var. Aslında alır mısınız ya? Güzel abi. Güzel abi, bunu da aldım. Aha. Oo, tapuya kuvvet geldim ben. Güzel, güzel. Güzel. Rahim Bey seviye atladı. Bana bu silahı zamanında verirsene. Benim bu silahı kuzeyliklerle barış yapıp kuzeyliklerden gidip bu silahtan almam lazım. Bu arada canım ciddi anlamda. Haydi be. Yapacak bir şey yok. Hızlandırabiliyor muydum ben bunu? Aldı bizim ordu. Şey yok. Yine tutsak olduk. Yollara düştük.
Onlar birbiriyle savaş halinde değil yani. Tamam. altın verdim. Tamam. Yalnız nereye gideceğim? Meyze'ye doğru bir gideyim abi. Gel. Gel abi gel. Asker topla. Asker yok. Bir süre burada bekleyelim abi. Canımız da az. Gauss Kalesi Kuzeyitler tarafı. Abi ne yapayım yani? Asker. Toplayamıyorum. Ne gösterdin az önce bana? Bu ne abi? Senin birliğindeki piyadelerin savaşlardan sonra kazandığı toplam tecrübe puanı %10 artar. Yönetilen yerleşkelerdeki garnizon ücretleri. Ücretten yürüyebiliriz. Piyadeler her gün 2 tecrübe puanı kazanır. Abi piyade yapmayacağım. Ben süvari yapıyorum normalde de. Senin bildiğindeki piyadelerin savaşlardan sonra kazandığı yönetilen garnizon limitini ben şu ücretten gideceğim abi, garnizon ücretinden. Bu tamam, zaten başka seçeneğimiz yok. Yay saldırılarını düşman zırhının %10'unu yok sayar. Senin formasyondaki yay kuşağından askerler tamam. Silah doldurmanın hareket hızı cezası %50 azaltır. Şu daha iyi. Yayayken 3 hareket hızı. Simülasyonlarda ova, bozkır, çöl gibi açık alanlarda %5 fazla hasar verilsin. Karlı ve ormanlık alanlarda %10. Karlı ve ormanlık alanlarda. Abi karlı ve ormanlık alanlara çok fazla giriyor muyuz? Şu an sanki ova, bozkır gibi yerlerdeyiz. Yani kuzeyliklerle savaş halinde olduğumuz için diyorum. Askerler ova, bozkır ve çöl gibi açık alanlarda %2. Ben şu aşağıdakini seçeceğim abi ya. Tamam, burada ne diyor? Bütün askerler günde artı 2 tecrübe puanı kazanır. Garnizon ücretleri %5 azalır. Günde 1 milis veriyor bu da. Günde 1 milis kötü değil. Güven olsaydı daha iyi olurdu. Ben yukarıdakini seçeceğim. Gönderli silahlarla savurma hızını %5 arttırır. Savurma hızı. Bu da saplama hızı. Kargıdan bulursak sıkıntı yok. Kargı mı geçiyordu o? Baltalı mızrak mı geçiyordu? Ne geçiyordu? Tam olarak bilmiyorum da şu kuzeyitlerin kullandığı. Bunda daha çok savurma hızı olacak. Ama burada hasar arttırıyor, burada hız arttırıyor. Ben hız istiyorum abi. Saplama hasarı. Savurma hasarı değil. Ben savurma hızı istiyorum. Tamam. Bir tane de şurada becerimiz var. Bunu neye verelim? Bunu ben şuraya vereceğim. Cazibe falan biraz artsın. Sarışın, sarışın sen neredesin ya? Dur. Atletizm senin. Şu almış, hareket hızın artsın. Birliğin ağırlık taşıma kapasitesini %30 arttırır. Eşya fiyatlarının ortalama fiyata göre işaretli. İşaretle. Atölyelerin bakım masrafları 20 azaltır. Eşya fiyatlarının ortalama fiyata göre. Aşağıdaki abi, atölye matölye bir şeyler yaparsak en azından bakım masrafından kurtarırız. Biraz mali odaklı ilerliyorum yani kısacası. Ya da ilerlemeye çalışıyorum. Tamam. Ha, burada arena varmış. Bari bir arenaya girelim ya.
Bir moral olsun değil mi? Katıl. Bir moralimiz yerine gelsin ya. Sürekli seferden sefere koşturup duruyoruz. Sıkıntımız şu. Şu an Kuzeyitlerle çarpışacak askerim yok. Param tamam iyi kötü var ama yani gücüm yok. Abi. Güzel. Güzel. Tamamdır. İmparatorluk bu ne? Bu selleri ile görüş şey yapacakmışız, çarpışacakmışız. O neyse, o kimse. Gel bakayım. Katapraklar iyi. Tamam. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Terbiyesiz. Güzel abi. Yani en azından bir değil. Bu değil. Şu. Elimizdeki daha iyi tabii ki. Şöyle yapalım. Silahlarımızda ne var abi? Pucuyollar vardı. Pucuyollar da demircilik için aslında almıştık. Ağırlık şu an üstümüzde ne var? Bunların hepsini satalım. Geç abi. Atlardan imparatorluk atı. Üstümüzdeki ne abi? Binicilik. Üstümüzde soylu atı var. Ha, bu da soylu atı olarak geçiyor. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Görev sancağımız var. Çeliğimiz var. O şey abi sıkıntı yok. Ağırlık durumumuz da çok kötü değil. Şimdi askeri var mı? Askeri yok. Ticarete gel abi. Bunu bir satalım. Biraz para kazanalım. Buradan da bunları satalım. Ticaret söylentilerine falan gireceğim artık abi yapacak bir şey yok. Ya serinin başından beri zaten bir şey sıkıntımız olmuştu. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Asker masker alabileceğimiz köyüme bir şey var mı? Burada bir köyümüz var. Asker toplu abi. Abi bunları alalım da çapulcularla uğraşmayalım. Gel abi. Fakiriz. Asya topla. Gel abi. Şunları al. Bir dakika gel şu krallığa. Kut olmadığı için teklif veremiyorum. Gel abi şuraya da. Burada da yemek durumumuz nasıl? Oo, yemeğimiz yok. Dur, biraz tahıl mahıl bir şeyler alalım ya. Abi tahılımız çok az. Bundan bir alalım. Hatta tahıl hiç yok. Peynir kaç tane var abi? Peynirimiz yok. Peynirden bir 5 tane alsak.
Etten de 5 tane alalım. 2 gün onları geç. Tuz. Bir tane var yeter ya. Balıktan alalım 5 tane de. Bir şey olmaz. Han bölgesine git. Geç. Şimdi kervanları yağmalamam abi, yok. Kervanlarla işim olmaz. Galas Kalesi kuzeyler tarafından. Şöyle bir bakalım. Minis 93, garnizon 17 kalmış. Erzak stokları 142 ve düşüyor. Bura gider. Bura gider abi, bura gider. Ben içeriye girsem de hiçbir şey yapamam şu an. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey yapamayız abi. Ama gidip köy yağmalayabilirim. Hiç sevmediğim bir şeydir. Ama gidip Kuzeyitlerin yakındaki köylerine biraz yağmal falan bir şey yapabilirim. Asker topla ya, hep piyade var. Şey yok mu ya? Sen nereye gidiyorsun? Dur, şu ordu, ordunun durumu nedir abi? Haus kalesini kaybettik. Yapacak bir şey yok. Gel. Gel abi. Bu orduya katıl. Dur lan. Dur. Orduya katıl abi. Biraz da bu orduyla uğraşalım bakalım. Ne olacaksa. Kaleye mi gidiyordu o? Bir yere gidiyordu sanırım şeyde. Geri vazgeçti. Niye? Ha, Gauss Kalesi'ni tekrar almaya mı çalışıyor? Daha iyi bir hedef var. Niye la, daha iyi bir hedef var? Tamam. Şöyle bir şey bırakmadılar o zaman. Geri gittiler. Saldır abi. Arkadan da 300 küsürlük bir ordu geliyor. Bizim ordumuzda 500 falan var. Ama kale savunması nasıl, iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Hazır. Tamam abi, hadi gidelim. Ben de okçuyum. Kere ok yedin. Üçüncü de anlıyorum. Güzel. Ölmedi. Hop. Öldü şimdi. Bak. Ölmedi mi? Hop. Güzel. Güzel abi. Tamam. Biraz burada bir okçu var. Burada bir okçu var. Tamam. Şurada bir okçuyu göremedim. Ya.
İki tane okum kaldı. Yani şeye saklanıp duruyorlar. Var mı? Ben de geliyorum abi. Hadi bakayım. Hop. Yani oynayamadığım bir oyun. Beceriksiz değil mi Ali bu? Onu kabul ederim. O eleştiriyi kabul ederim. Yalnız. Değil mi lan? Tüh. Donanımsal sorunlardan dolayı bir türlü oynayamadım. İra. Tamam. Askerler ver. Ya bu askerleri de istemiyorum ya. Haydut yok değil mi? Haydut yok. Tutakları ver. Şu bendeki daha iyi. Tamam. Atı al abi. Şöyle bir bakalım. Tamam. Garnizonu asker bağışla. Şu okçuları bir vereyim abi. Eğitimli bende kalsın. Deveyi de verelim. Tamam, diğerleri bende kalsın şimdilik. Orduya dön. Çekimserim diyeceğim. Gene bana verdiler abi, yapacak bir şey yok. Tamam, teşekkür ederim. Aha, dur. Ya abi. Oha ya, oha, bunlar hangi ara bu kadar ordu topladı ya, saldır. Bakalım abi. Hazır. Ne yapıyoruz? Kalkana dedi ya. Abi bir tane atlayı indirmen lazım. Sahin Bey at sırtında savaş. Ben nerede savaş diyor. Onu bana ver. Yok, onu onunla vurma. O acıtıyor. Onunla bana vurma. Onunla vurma. Hah. Tamam. Oh, güzel. Dur. Dur abi. Dur. Orada bir tane silah kuşlarını almam lazım. Erkenden alırsam daha çabuk adamı gidiyor. Hangisi? Nerede lan? Kim aldı lan onu? Onu benim almam lazımdı. Dur bakayım. Ne diyor? Sular düşman olsun. Lan ben neyle savaşıyorum? At sırtında savaşmıyorum. Zaten altın sırtındayım. Lan. İndir onu. İndir onu.
savaş şuna. Kurtulabilirsem vuracağım. Güzel, en azından şu an durumumuz iyi. Genel olarak. Şöyle bir gel abi. Gel abi. Çok fazla içeriye girmek istemiyorum. Hadi da. Yok, onunla vurmayın bak. Onunla vurma. Onunla vurma. O acıtıyor. O acıtıyor. Hadi tut. Sen de. Güzel. Dur lan. Dur. İn lan aşağı. Nereye gidiyordun lan? Dur. Tamam, panik yok. Panik yok. Panik yok. Gel bakayım. Hop. Hadi şimdi gelme göreyim. Gel, kaçma gel. Bu silahı çok seviyorum ya. Gel, kaçma gel. Güzel. Hop. Güzel. Lan niye demiyorum? Türlü vuramadım. Abi adamlardaki at da at yani. Bizdeki eşek gitmiyor ki. Git. Paralı o benim. Neyse. Siz uğraşın bakayım. Gel. Hadi ya. Güzel. Güzel abi. Gel. Güzel abi. Başka. Güzel. Gel. Tüh, tutturamadım. Seni silahını öldüreceğim. Dur. Kaçmayın. Güzel. Güzel. Haydi. Vuramadım. Vurdum. Hedinin aslında bundan laflarından birini alsam çok hızlı giderim de. Neyse. Kaçmayın, gelin buraya. O da güzel. Güzel. Lan abi ben bu silahtan istiyorum ya. Vallahi ben bu silahtan istiyorum. Hayır. Toplanıyorlar. Hepsi birden saldıracak. Abi nasıl değmiyor ya? Nasıl değmiyor? Yanındayım. Tövbe estağfurullah. Dur lan. Tamam, bunlar bizimkiler. Bu arada bir tane arkadaş var. O da gitti. Gel abi. Vur kafasına. Hop. Abo. Tamam. At mı gitti lan? Vuramadım. Neyse, piyadeler halleder onu. Ben şu atlılara bakacağım. Şurada dur. Gel lan. Hadi ya. Al onu. Lan zaten hücumdayız. Al ulan. Tamam, o da gitti. Burada 4 tane mi varmış? Bakalım abi. Kaçıyorlar. Gittim iyiyim. Güzel. Gel. Tüh, tutturamadım. Gelin lan.
Nerede lan? Vur kafasına. Vurun lan. Hadi lan. Bitti mi? Soruda dedi ya. Şahin Bey 16 kişiyi mi öldürmüş? Burun Akbey. Biraz cazibe kasmak için bırakabilirim. Ya da tutsağımsın diyebilirim. Haydi iyi dövüştün, gitmekte serbestsin. Abi şunu ver. Hepsini ver ya şimdilik. Atlardan bendeki daha iyi. Bu şimdi ağırlık mı yapacak? Ağırlığı kaç bunun? 70. Yok abi, ağırlık yapmasını istemiyorum. Atları alacağım sadece. Bozkır atları falan var. Diğerlerine gerek yok. Yiyecekleri ver abi. Yiyecekler lazım. Uzunluk 110. Savunma hızı 91. Saklama sanki şu daha iyi gibi benimkinden ya. Şimdi şunu alalım. Şimdi yani. Tamam. Biraz bunu da deneyelim bakalım. Şuna bakalım abi. Geçtik. Şöyle bakalım sırayla. Burada bizim ihtiyacımız bir şey yok. Burayı aldık. Burayı aldık. Tamam. Ya gene kaleyi böyle estağfurullah kuşattılar ya. Onlara istediklerini ver diyor. Nasıl vereyim ya? Çekimserim abi. Barış mı istiyorsun sen? Tamam, yapacak bir şey yok. Barış yaptık. Tamam. Şu an hiçbir yerle savaşta değiliz. Güzel. Gauss Kalesi de bana mı ait? Dur abi. O zaman ben şu Gauss Kalesi'ne bir gireyim. Garnizonun yönet abi. Garnizonda bayağı bir askerimiz var. 64 tane. Tamam. Şu piyadeleri bir... Dur abi. Şöyle bakalım. Şu mini sokçuyu falan ben buraya atacağım. Tamam. 20 tane acemi piyademiz var. Toplam 51 askerimiz var. Tamam. Senden alabileceğim ne var abi? Katafrakları alırım. Kervan muhafıza. Kervan muhafıza neye dönüşüyordu? Öyle kalıyormuş. Tamam. Sıkıntı yok. Öyle kalsın o zaman. Öncü. Yok abi, bu da dursun. Kıdemli okçular atlı okçuya dönüşüyordu diye biliyorum. Aynen, atlı okçuya dönüşüyor. Ama garnizonda kalsın bunlar şimdilik. Şunu alalım. Başka da alacağım bir şey yok. İmparatorluk. Bunu alalım mı? Bunu alalım ya. Atlı okçu bir tane olsun elimizde. Pardon. Gel abi. Tamam. Dedik böyle olsun. Kaleyi yönet. Şu an rezervimin... tamam gel abi. Bir 20K buraya bırakacağım. Bunların hepsini tekrar bir tamir olayına girişelim. Madem bu kale bizim abi. Kalemizi önce toparlayalım. Savaş mavaş işlerine hemen ben girmeyeceğim. Bir kendimi toparlamak istiyorum önce. Askerlerimizi falan bir toplayalım. Kendimizi bir böyle güçlendirelim ondan sonra. Tamam gel abi. Şimdi bir şehre gidelim. En yakın şehir nerede var? Ezya'ya doğru bir gidelim abi, gel.
1033 altın aldım. Niye abi? Nereden aldım? Onu da bilmiyorum. Peki han bölgesine bir gidelim abi. Uzakları sat. Buradan biraz para gelsin bize. Şu an durumumuz nedir? 12 günlük yiyeceğimiz var. Ticarete gel abi. Aslında şunları satabilirim ya. Bunları kullanmayacağız sonuçta. Bunu sat. Bunu da sat. Gücüyorlar dursun. Tamam, burada bir tane kalkan. O 530'a can puanı 450. Yalnız bizdeki narlığından dolayı mı biz şey yapıp şunu bir değiştirelim abi. Sat. Boş ver. Tamam, bunlar beygir niyetine kullanıyoruz. Tamam. Gel abi. Askerlerimize bir bakalım. Terfi edenlerden. Abi katapraklar. Tamam. İmparatorluk atlı okçu olsun. Bunu da şöyle yapalım. Genel durumumuz nedir abi? Şu an için durumumuz iyi. Biraz toparlamaya başladık. Gelir gider durumumuz nedir abi? Beklenen değişiklik artı 1028. Güzel. Şu an artıya geçtik ama niye? Hiçbir fikrim yok. Yani benim tımarlarımla ilgili bir şey mi var? Gerçi tüm kalenin tımarından dolayı da bir şeyler oluyor. Yürürlükte kaldırmak için destek. Tamam. Diplomaside şu an bir sıkıntımız yok. Kuzey İmparatorluğu. Tamam. Kuzeyikler tamam. Biraz asker toplayalım. Şuraya bir gel bakayım abi. That's close enough. Who are you? Ben Şahin Bey de. Yanlışlıkla mı seçtim? Tamam. Ha, yok. Gerek yok abi. Tamam. Bu arada bir güncellemeler gelmiş. Oyuna bir DLC gibi bir şey de gelmiş herhalde. Oralara henüz girmedim, bakmadım. Gerekse daha sonraki şeyde bir bölüm arasında bakarım. Oyunla ilgili çok bir şey yok. Sadece hikaye moduymuş sanırım yani. Hikaye ile ilgili bir şeyler anlatıyor. Asker topla. Bunların hepsini ver abi. Daha sonra da at alacağız bunlarla ilgili. Şimdi bu bölüm bir kuzey tarafına bir gidelim. Dur. Dur abi, şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Biz şu haritayı ben şöyle bir çevireceğim. Tamam. Gel abi şu kuzey tarafına doğru bir gidelim. Şu bizim baltalı mızrak mı geçiyordu? O ne geçiyordu? Onların silahı. Ben o silahtan istiyorum abi. De şehirde olur zaten onlar da. Şu Akalat'a doğru bir gidelim. Turnuva da varmış. Turnuvaya da gireriz. Bakalım abi. Baltalı mızrak abi. 23.000 istiyor ya. Abi bulmuşken de almak istiyorum. Abi hiç affetmeyeceğim. Alacağım. Arena'ya gir. Turnuvaya katıl. Katıl lan. Yaklaşık bir saat oldu sanırım şu an. Turnuvayı da yapalım. Bölümü bitirelim. Neredeyiz? Ha. Hop. Güzel. Hop. Güzel. Hop. Olmadı. Hop. Güzel. Başka?
Gel 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 gel. Hop. Olmaz. Öyle değil. Aha. İşte ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Hop. Güzel. Gel. Gel 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 gel. Hadi ya. Kötü vurdu. Olmadı. Olmaz, olmaz, olmaz. Öyle bir şey olmaz. Olamaz. Güzel. Önce seni halletsem, sonra onu mu halletsem? Nasıl yapsam? Bir daha. Olmadı. Gel abi. Ateke tek mi? Ata mı denk? Oo, ata gitmiş. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Hadi ya. Onu benim yapmam lazım. Vurma lan. Lan vurma. Güzel. Mızraklı kuzey piyadesiyle dövüşeceğiz. Bakalım abi. Güzel. Hop. Hadi ya. Güzel abi. Namımız yürütün yani, başka bir şey değil. İyi bakayım abi şu an durumumuza. Demek ki daha iyi. Gönderili silahımız var. Daha doğrusu baltalı mızrağımız var. Peki. Yaydan mı vazgeçeceğiz? Abi ben şu an için yaydan vazgeçeceğim. Yani böyle yapalım. Bunu da şimdilik bunlar sabit kalsın, satmayalım yanlışlıkla. Tamam. Böyle olsun abi. Arenaya girdik. Ticarete bir bakalım tekrar. Satacağımız bir şey var mı bakalım. Şunu ben geri satıyorum. 726 altın yapıyormuş. Atlarda alabileceğimiz bir şey yok. Satacağımız da bir şey yok abi. Ama bunların atları ucuz olabilir. Şimdi bir saniye, bizim askerlerin mesela şu okçu ol abi. Bunları okçu yapıp atlı okçuya çevireceğim sonra. Yani planım o yönde. Şu arkadaşlar ne istiyor? Binek istiyormuş. Şimdi binekleri ucuzdan şimdiden almaya başlayalım mı? Böyle bakalım. Vadi binek değil. Direkt binek atı mı ister? Bu ne ister abi? Bozkır atı 20 tane. Ya da imparatorluk atı alalım biz onlar için. Gel abi. Tamam, en azından elimizde bir tane silahımız var. Yeni bir silah. Biraz daha rahat savaşırız diye tahmin ediyorum. Gel abi. Şu an görevimiz fırlatma çekme hızı. Fırlatma silahıyla kalkanlar. Çekme hızı abi. Tamam. Gel bakayım ne var abi burada. Asker topla. Gel abi şunları al. Süvari odaklı bir birlik yapacağız yine. Bu arada tahıl 13'ten satıyor. Pahalı abi. Turgüya tarafında sanki daha ucuzdu diye hatırlıyorum. Bu arada benim kaç tane kervanım var?
Bana gel abi. Kervanlarım nerede benim? Bir tane kervanım var. Aslında bir kervan daha oluşturabiliriz. Biraz para toplayalım, bir kervan daha oluşturalım biz, tamam. Şimdilik bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Şu an artıdayız. Toplam gelirimiz 1600'e çıktı. Niye çıktı onu da bilmiyorum. Bir düşüyor, bir artıyor. Ben orayı çözemedim. Hala çözmüş değilim yani. Tamam, şimdilik bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Savaşlarda yani başımızı alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir yandan şeyi yani Güney İmparatorluğu'na katılmakla erken katıldığımı düşünüyorum açıkçası. Biraz daha kendimi geliştirip sonra mı katılsaydım? En azından klan seviyesini bir 4'e falan çıkartıp biraz orduları güçlendirip kendi ordumu ondan sonra mı bir herhangi bir krallığa dahil olsaydım diye düşünmüyor değilim. Ve yine söylüyorum yani bölümün başında söylediğim gibi normalde oynamayı çok istediğim bir oyun ama bir türlü yapamadığım bir oyun. Oyunu beceremediğimden değil ya da beceremesem dahi mevzu o değil. Donanımsal sürekli bir sıkıntı yaşıyorum ben bu oyunda, bir optimizasyon sorunu var. Hatta şöyle bir şey de gösterebilirim. Şu oyunu kaydet çık diyelim oyuna. Şimdi ayarlarda bir şey göstermek istiyorum açıkçası. Yani Nvidia RTX 3060 ekran kartı var o bilgisayarda ve performansı şu an ortaya çekmiş vaziyetteyim. Ve tahmini GPU kullanımı da şurada görüyorsunuz, 1988 MB, yani 2 GB kadar bir şey kullanıyor. Ekran kartı 12 GB ekran kartı zaten. O hemen hemen bütün ayarlar orta seviyede, şuradaki bütün ayarları iptal ettim. Yine de kasılma donma olabiliyor. Niyeyse onu çözemedim arkadaşlar. Şu an Ryzen 9 5000, tam seriyi hatırlamıyorum, 5000 küsur bir serisinde şey var, işlemci var, 16 GB RAM'i var, SSD ile hard diskimiz var. Yani sürekli bir kasma donma olaylarına ben bir türlü çözemedim bu oyunda. Yani en azından tekrar deneme yapıyorum. Yine kasma donma olursa artık sonraki bölümler nasıl gelir, gelir mi, gelmez mi? Biraz optimizasyon ayarları yapmayı deneyip ondan sonra mı gelir? Duruma göre bakıp hareket edeceğiz. Şu an için bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Profesyonel olduğumu söylemiyorum. Oyunun yabancısıyım. Tamamen yabancısıyım. Yani tam anlamıyla oyunu oynayıp hiç bitiremedim. Arkadaşlarım birçoğu modluyor, yapıyor ama hiçbir mod yok şu an benim bu oyunumda. Orijinal Bannerlord'un kendi haliyle oynuyoruz. Zaten versiyonunu da görüyorsunuz. Sağ alt köşede yazıyor. Artık yapacak bir şey yok. Maceraya bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şahin Bey'le olan yolculuğumuz bir şekilde diyardan diyara devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videolarda beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.